Biz dualarımızla, kalbimizdeki arzumuzla, temiz halis niyetlerimizle bu tercihi bize Rabbimize arz edelim. Bunun için dua edelim. Ayetel Kürsiler, Sure-i Fetihler okuyalım. Alemlerin Efendisine salatu selam gönderelim. Ve bu şer gibi görünen bu hadisenin çok ciddi hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz edelim. Bir daha böyle bir şeyler yaşamamak için. Nasıl ki doğuda PKK'nın ekonomik kaynaklarını kurutma adına oradaki bütün uyuşturucuları söktüler, yaktılar. Binlerce kök keneviri, esrar maddesini, uyuşturucu maddesini yok ettiler. İşte bugün de bunların bu kaynağını kurutma adına adeta bunların hepsini kurutmaları lazım, hepsini yakalayıp adaletin önüne çıkartmaları lazım. Ama milletin vergisiyle, milletin parasıyla bunları cezaevine koyup beslemekle olmaz bu iş. Eğer böyle bir şeye yönelirlerse, bakın ben buradan kürsüden söylüyorum, bir ümmeti Muhammed olarak benim verdiğim vergiyle, benim yaptığım askerlikle, efendim, benim Türkiye'deki gayretlerimle bunlara bir menfaat sağlarlarsa, Allah şahit olsun ki on parmağım ahirette yakalarında olacak. Ben bunca senedir bunlara oy verdim dünyada, her türlü hakkımı da bunlara haram ediyorum o zaman. Bütün haklarımı bunlara haram ediyorum. Ve Allah'ın huzurunda on parmağım bunların yakalarında olacak. Evet. Benim vergimle Ebrehe'nin fillerini besleyemezler.